Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu mübarek Ramazan-ı Şerif'in son gecesine girmek üzere bulunduğumuz bu derste, tabii Ramazan-ı Şerif'in ne kadar büyük fazileti olduğunu ve ne büyük faziletlerden ayrılacağımızı, Ramazan-ı Şerif'in bereketlerinden mahrum olacağımızı düşünerek üzüntü içindeyiz. Özellikle birazdan iftardan sonra 29. geceye gireceğiz. 29. gece hakkında zaten hadis-i şerifler var. Fakat bu sene yine takvim hesabına göre 29 çektiğinden hem 29. gece aynı zamanda ne olacak? Son gece olma vasfına da sahip olmuş durumdadır. Bundan dolayı hem 29. gecenin faziletlerini hem de aynı zamanda son gecenin müjdelerini birlikte idrak etmiş olacağız birazdan. Bundan dolayıdır ki Ramazan-ı Şerif'in faziletleri hakkında artık bitiyor ama bari neyi kaçırdığımızı bilelim de üzülelim diye bazı rivayetleri ve hadis-i şerifleri ve müjdeleri sizlerle paylaşacağım. Rivayet olduğuna göre Musa aleyhisselam Allah Teala'ya soruyor ki, ya Rabbi, bana kelam, teklim, yani kelamını işitme sıfatını ihsan ettin. Bana büyük lütfettin. Kimseye vermediklerini bana verdin. Fakat benim gibi bana verdiğinin bir mislini benden başka birine verdin mi? Bunun üzerine Allah-u Teala ona vahyediyor ki, ya Musa, ey Musa, inneli ibaden uhricum fi ahiriz zaman ve ukrimum bi şer ramazan. Benim öyle kullarım var ki onları ahir zamanda dünyaya çıkartacağım ve onlara Ramazan ayını ikram edeceğim. Yani eski ümmetlerde bu ay yok. Bu ay bize mahsus. Fekûne ekrabe li ahadîm minke. Senle mükâleme ederken, konuşurken, görüşürken sana ne kadar yakındıysam onlara iftar saatlerinde daha yakın olacağım. Allah Allah. Şimdi bak birazdan iftar yaklaşıyor. Şu yaşadığımız anın nezaketi ve hassasiyeti o kadar önemli ki, o kadar önemli ki ben ey Musa sana ne kadar yakınsam onlara o zaman daha yakın olacağım. Bu ne büyük bir yakınlık nasip olacak bize şimdi. İftar saat, her iftar saatinde nasip oluyor ama birazdan ne kadar büyük bir yakınlık bize nasip olacağı anlaşılıyor. لِيَنَّكَ كَلَّمْتَنِي وَبَيْنِي وَبَيْنَكَ سَبْعُونَ اَلْفَ حِجَابٍ. Ey Musa, sen benimle konuştuğun zaman aramızda 70.000 perde vardı. Çünkü Mevla Teala ona cemalini göstermedi. 70.000 perdeyi de aradan kaldırmadı. Sen benimle konuşurken aramızda 70.000 perde vardı. Feyda samet ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti oruç tuttuğu zaman hatta biyazzat şifaum, dudakları kuruyup beyazladığı zaman, kabuk bağladığı zaman vesfarrat elvanum, renkleri sarardığı zaman o iftara yakın aç susuz yorgun bitap vaziyette iftarı bekledikleri zaman erfa'ul hucube beyni ve beynum vakti iftariyim. Onlar iftar edecekleri zaman onlarla aramdaki bütün perdeleri kaldıracağım. Şimdi şöyle bir mübarek saat birazdan geliyor. Hem de 29. mübarek geceye girileceği bir anda kıymetini bilmek lazım. Bu faziletlere ermek için şuurlu olmak lazım. Çok tevbe istiğfar ile Allah'tan mağfiret talep etmek lazım. Yalvarıp yakarmak lazım. Kurban olduğum Allah'ım, sen affeyle, mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azade eyle. Bu son gecelerde çok büyük azatlar var diye yalvarmak lazım. Kul kusurunu itiraf etmesi lazım. O zaman Allah-u Teala lütfu keremini ispat eder.
Ya Musa, ey Musa, tuba limen attaşe kebidehu ve ecaa batnahu fi Ramazan. Ramazan ayında karnını aç, ciğerini susuz bırakanlara müjdeler olsun. Yani Musa Aleyhisselam hep böyle sorardı. Ahir zaman ümmetine farklı ne vereceksin? Bizim ümmete vermediğin neler vahşedeceksin? Bizden üstün bir şey onlara verdin mi? Verecek misin? Ya Rabbi onu bana ver, onu bana. Hep böyle Musa Aleyhisselam çok rekabet ederdi. Yani ibadetlere rağbet bakımından ve hayırlarda müsabaka ve yarış bakımından bunu değerlendirirsek, hep Rabbimiz buyurdu ki ya Musa, o ahir zamanda göndereceğim Ahmet Aleyhisselam'ın ümmetine verilecek. Şu fazileti bana ver ya Rabbi. Ya Rabbi ne faziletler var? Mevla sayar. Birçok vahiylerde böyle bildirmiştir ona. Hemen onu talep eder. Ya Rabbi benim ümmetime ihsan eyle. Mevla buyurdu ki yok, o Ahmet'in ümmetine mahsustur. Tilkeli ümmeti Ahmet'e sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zaman ümmetine mahsustur. Onun için biz çok seçkin kılındık. Allah Teala bizi seçtiğini haber veriyor. Kuntum hayra ümmetin, estaizu billah. Kuntum hayra ümmetin, uhricet linnâs. İnsanların menfaati için dünya alemine çıkarılan ümmetlerin en hayırlısı siz oldunuz. Ama bu hayırlılık neden? Ben efendim hiçbir şey yapmadan, dilekçe vermeden, sıra kuyruk beklemeden ahir zaman ümmetinden biri olarak dünyaya geldim. Ama bu en hayırlı ümmetten olarak yaratılmamı kıymetini bilerek ve bu ümmetten olma vasfımı muhafaza ederek sürdürmek istiyorsam ileriki şartlara riayet edeceğim. Nedir o? Te'murune bil maruf. Aklın ve dinin iyi kabul ettiği şeyleri insanlara emredeceksiniz. Emredeceksin derken zoraki yaptıracaksın demek değil. Tavsiye edeceksiniz. Ve tenevne alil münker. Aklın ve dinin reddettiği içki, kumar, faiz, fuhuş, hırsızlık, gasp, rüşvet, stokçuluk, insanlara zararlı şeyler. Bunlardan nehyedeceksiniz. Ve tü'minûne billah. Allah'a doğru dürüst iman edeceksiniz. Onun için bizim bu üstünlük vasfımız İyiliği emredip kötülükten nehyetme vasfımızla irtibatlıdır. Millete şimdi telefon edin diyorum, mesaj çekin diyorum, haberdar edin diyorum. Allah için bir kişiyi şu sohbete döndürün. Allah rızası için, mübarek Ramazan-ı Şerif hakkı için en hayırlı ümmetten olma vasfımızın muhafazası için ne olur bir insana haber versen, bir ayet hadis dinlesin şurada. Şundan iyi daha ne dinleyecek ya? Şu saatte ayet hadisten iyi ne dinleyecek ya? Ne bulacak da dinleyecek? Ve le vâmen ehlül kitâb ile kâne hayrallû. Ehli kitap iman etseydi, bak ehli kitap, yani Tevrat, İncil ehli, Yahudi Hristiyanlar için diyor. Bunlar imansız diyor. Neden? İman etselerdi le kâne hayrallû. Çok iyi olurdu. Minhumul müminûn, içlerinden azıcık inanan var. Abdullah ibn-i Selam Müslüman oldu. Kâb-ül Ahbar Müslüman oldu. Vehb ibn-i Nebi Müslüman oldu. Bazı Hristiyanlardan, ruhbandan Müslüman ol. Necaşi, Habeşistan kralı ve arkadaşları Hristiyanlardan Müslüman ol. Bunlar kazandı. Ve ekferumul fasikun, ama onların ekserisi yani Müslüman olmayanlar, dinden taattan çıkmış yolsuz, kitapsız adamlar. Halbuki adı ehli kitap. Ama Kur'an'a inanmayınca, Kur'an'a uymayınca, Müslüman olmayınca ebedi cennet yüzü göremez. Onun için bizle çok uğraşıyorlar. Dinimizi kıskanıyorlar, Ramazanımızı kıskanıyorlar, teravihimizi kıskanıyorlar. Bu kıskançlıkları yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, innel yehude kavmun hüssedün. Yahudiler çok kıskanç bir millettir. Sizi en fazla üç şeyde kıskanıyorlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam diyorsunuz ya, onu çok kıskanıyorlar. Ve ma hasedûkum fî eftale min selâ. Üç şey en fazla, en üstün üç şeyde sizi kıskanıyorlar. Raddis selam. Bu selama cevap vermeniz. Onun için onu da değiştiriyor. Günaydın, tünaydın, bilmem ne yaptın. Böyle bir şeyler çıkarttılar ki selamı kaldırmak için. Hep kültür emperyalizmi denen mesele yani. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Evvelce zaten selamun aleyküm falan demek Hacı Hoca işiydi. Bazı yerlerde selamun aleyküm desen mimlenirdin, işini de görmezlerdi. Şimdi biraz serbest oldu bu işler. Çünkü neden? Bu selamı kaldırmak istiyorlar. Efendim, ve saffikum
Halife imamikum. İmamınızın arkasında safa duruyorsunuz ya, cuma namazları, cemaatler, teravih. Çok kıskanıyorlar. Onlarda böyle cemaat şubu kalmadı. Saf düzeni kalmadı. Biri cumartesi, biri de pazar gidiyorlar. O da yaşlı kokanalar. Yani ihtiyarlar. Gençlerden falan böyle ayine mayine gelen yok. Bizim maşallah camiler, cemaatler, teravihler falan sabah namazı, gençler çoğalıyor. Buna da çatlıyorlar. Nasıl bunları yoldan çıkarırız? Bir film daha yapalım. Bir film daha, bir film daha. Millet film seyrederken namazı kaçırsın. Maçları çıkarıyorlar, onu çıkarıyorlar, bunu çıkarıyorlar. Milleti oraya dolduruyorlar, burayı kanalize ediyorlar. Ama millet ne yapmasın? Gözünü açıp da Kur'an dinlemesin. Camiye gidemesin. Bir de medrese sistemleri bozuldu. Güzel hocalar yetişmiyor. Camilere de öyle imamlar koymuşlar. Milleti ayakta uyutuyor. Zaten giden adam da bir daha gitmiyor. Teşvik yok. Onun için imamın arkasında saf tutmanız da çok kıskanıyorlar. Bir de kavlikum halfel imam inde kavli veleddalin amin. İmam veleddalin dediği zaman cemaat birden amin diyor ya. Biz Hanefi mezhebinde gizli söylüyoruz. O Şafii'de, Hanbeli'de açık söyleniyor. Mekke Medine'de inim inim inliyor. Amin. Yıkılıyor ortalık. Çatlıyor gavurlar. Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Görmüyor musunuz? Böyle Kabe kimin Kabe'si var? Böyle namaz cemaat kimin cemaati var? Kabe'de 1 milyon, 2 milyon cemaat oluyor. 2 milyon bir anda. Onlar canları çıksa 2 milyonu bir yere toplayamazlar. Her vakitte Ramazan şimdi izdiham kalıyor. Kadir gecesi, mübarek geceler, bayramsa 2 milyon, 3 milyon. Kabe bütün yollar doluyor Kadir gecesi, bayram. Nerede var böyle bir din? Hey kurban oldum abi. Medine öyle. Kaç yüz bin kişi, 1 milyona yakın oluyor Kadir gecesi de bayram. Allah Allah. Kainatın efendisi. Kurdu düzeni elhamdülillah. İslam yerleşti, nimet tamamlandı. Şimdi dinimize sahip çıkalım. Kafirler istemiyor bizim bu dinde kalmamızı. Nasıl elimizden alırlar bu Ramazanlarımızı, oruçlarımızı? Nasıl bozdururlar bu kıymetli sünnetlerimizi, adetlerimizi, örflerimizi? Başladılar biraz bozdurmaya yavaş yavaş. Uğraşıyorlar. Onlara yardım eden hocalar da var. İşte namazı 8'e indirelim, farzları 3'e indirelim. Onlar da Yahudi Hristiyan'ı aratmaz. Şeytanı da emekliye ayırdı bunlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatta diyor ki, Evliyaullah'tan birisi baktı, şeytan kenarda oturmuş, boş boş dinleniyor. Yahu dedi, sen iblis dedi, bu kadar insanları saptırma görevi var. Sen işin mi bitti, sen nasıl istirahata çekildin? Bu kadar boş vakit bulabiliyor musun? İblis dedi ki, bu zamanın kötü alimleri bana dediler ki, sen bizim kadar milleti bozamazsın. Sen kürsüye çıkıp vaaz yapamazsın. Televizyona çıkıp konuşma yapamazsın. Fetva veremezsin. Sen ne lüzumu var? Dur kenarda istirahat et. Biz bu işi üstlendik. Senden beter milleti bozacağız. Ben de diyor, baktım ki diyor, dediklerini tuttular. Vazifeyi de iyi yapıyorlar. Ben de biraz istirahata çekildim. Ya bunu Evliyaullah'tan zat görüyor. Şeytanla bizzat konuştu ya. Mektubatta geçiyor bu İmam-ı Rabbani Hazretleri. 400 sene evvel şeytanı emekliye ayıran hocalar varsa, şimdiki durumda şeytan iş başı yapamaz ya. Şeytan Ramazan bitecek, iş başı yapamaz. Zincirlere vuruldu, dönecek. Zincirleri şey oldu, açıldı diyelim, Ramazan bitti. Dönecek bakacak, oho parselasyon bitmiş, bize yer kalmamış diyecek iblis. Onun için bu kötü alimlerden sakınalım. Ehli sünnet dışı fetva veren hocaları dinlemeyelim. Aman aman Müslümanlar. Doçentmiş, profesörmüş, ilahiyatçıymış, şuymuş, buymuş. Yahudi Hristiyanları cennete sokanlar, iman şartını ikiye indirenler, İsa Aleyhisselam'ın yaşadığına, geleceğine inanmayanlar, mütevatir hadisleri reddedenler, örtünmeyi, tesettürü reddedenler, sahabeyi sevmeyenler, sahabeden bazılarını sevmem diyenler, bunlar. İslami geçinen gazetelerde bunlar yazı yazıyor. Müslümanların evine, ocağına giren gazetelerde bunlar köşe yazıları yazıyor. Bir tanesi geçen ne yazdı? Yahudilerle amentümüzde ittifakımız var, hepimiz biriz dedi. İslami gazete, Yahudilerle amentümüz bir. Ne alakası var Yahudilerle bizim amentümüzün ya? Amentü billah, biz Allah'a inanıyoruz, Allah yorulmaz, unutmaz, şaşmaz, şaşırmaz. Yahudiler diyor ki 6 günde yarattı, 7. gün yoruldu, istirahata çekildi diyor.
Allah Teala cevap veriyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Biz 6 günde 6 vakitte yarattık. Sizin bildiğiniz gibi 24 saatte değil. 6 anda yarattık gökleri yerleri. Bize yorgunluk dokunmadı bile. فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. Habibim sabret, ben onların belasını vereceğim diyor. Biraz daha dayan. Sen nasıl dersin ya, Allah yoruldu diyen adamlarla bizim amentümüz bir. Uzeyr Allah'ın oğlu diyenlerle bizim amentümüz bir. Nasıl dersin ya? Ya adamların sakalı da var. Kimisinin sakalı da var. Samimi söylüyorum. Ne sakalına, ne şuyuna, ne buyuna aldanmayın. Hep ehli sünnet itikadına uyuyor mu uymuyor mu? Ben bu hususta çok hassas olmayı tercih ediyorum. Ve kılı kırk yararcasına bu hususta size tavsiyelerde bulunuyorum. Allah için aldanmayalım. Bak aldanırsak mazur olmayız. Çünkü bu kadar imkanlar ve sunuldu bize. Bu kadar saatlerce konuşuyoruz, size hakikatleri duyuruyoruz. Niye dinlemiyorsun? Bu ümmetin fazileti çok. En hayırlı ümmet. Musa Aleyhisselam'ın ümmetini geçmiş, bütün ümmetleri geçmiş. Ama iyiliği emredeceksiniz, kötülükten ne edeceksiniz? Bana ne, neme lazım? Her koyun kendi bacağından asılır. Olur mu öyle şey? Kendi bacağından asılır ama koktuğu zaman bütün mahalleyi kokutur. Kendi bacağından asıldı ama sen de burada burnun kırıldı, duramıyorsun. Yani onun zararı sana da gelir. Affedersiniz, eşek dağda ölür, zararı eve iner. Adamla insanların bu kadar açıkça İslam'ın aleyhine konuşmalarına, efendim milletin namazsız abdestsiz haline seyirci kalamayız. Tabii ki biz otorite değiliz, kalkıp da yaptırım uygulayamayız ama nasihat ederiz, vasiyet ederiz, tavsiye ederiz. Hele ki hanımımız, çoluk çocuğumuz olursa biraz parayı keseriz, arpayı keseriz. Kıl namazını bakalım, ondan sonra şu dediğini yapayım. Baba ne var? Bana telefon al. Bir beş vakit namaz kıl bakalım, bir 40 gün. Sıralı bir görelim bakalım, öyle telefon. Kolay mı öyle telefon? Kaç yüz lira? Mesela sen yok. Hiç. Al demeden alıyorsun, ver demeden veriyorsun. Hiçbir namaza karşı bir teşvik yapmıyorsun. O sonra namaz kılmamaya karşı senin elinde çoluğun çocuğun bir yaptırım uygulamıyorsun. Ondan sonra müftü olmuşsun, vaaz olmuşsun, kızın çırılçıplak gelmiş, giymiş, mini eteğe gelmiş. Aa, hasbama da çok yakışıyor diyorsun. Ha, ne güzel yakışmışsın. Bu kapanır mı? Kapanmaz. İyiliği emredeceksiniz, kötülükten nehyedeceksiniz. O zaman orucun da faziletine erersin. Ramazan'ın da bütün menakıbına, fazailine nail olursun. İşte şimdi burada sayıyorum bazı. Ben tabii işte Ramazan bitti, benim hadisler bitmedi. Ramazan bitti, benim okuyacaklarım bitmedi. Her akşam Ramazan hakkında birkaç hadis okuyabilirim yani 365 gün. Her akşam okuyabilirim. Daha kitabın çeyreğini yapamadık. Neden? Çünkü arada tabii başka konulara da giriyoruz. Sırf da hadis okusak sizi biraz uyuturuz, uyuştururuz. Onun için siz arada gülmek istiyorsunuz, duygulanmak istiyorsunuz, heyecanlanmak istiyorsunuz. Sizi de zapt etmek zor. Elinizde kumanda zap zıp zıp atlıyorsunuz oradan oraya, buradan buraya. Ben de ne yapayım şimdi? Ben de sizi zapt edecek halim yok yani. Ondan sonra reytikli veytik, bana ne reytikten? Ben burada Allah'ın dinini anlatmaya çalışıyorum. İşine gelen dinler inanır, amel eder. İşine gelmeyen yan çizer. Beni alakadar etmez. Ben reyting düşse param düşmüyor ki, para almıyorum, pul almıyorum. Bana ne? Ama sizi de zapt etmek için dümdüzde gitmiyorum işte. Arada biraz efendim muhabbete takılıyoruz. Yine ayet hadis zımnında. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu teala'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu da acayip bir hadis-i şerif. Ya hoca bunu baştan niye okumadın dersiniz ama ya başı sonu bir işte. Ne yapalım? Hepsi bütün ayetler, hadisler bir. İzesteygaz al müminü min nevmi fi şey Ramazan. Ramazan ayında bir mümin uykusundan uyandığı zaman, yani sahura kalkarken veyahut da başka bir şey uyandı. İnsan birden uyanabilir. Ve tekallebe min cembillâ cem, ya da sahura değil de mesela yatakta uyanıyor, bir yandan bir yana dönüyor sağına soluna. Ben omuzlarım donuk omuz olduğu için eklem romatizmaları, iltihaplı, Behçet hastalığı falan, ağrım çok oluyor. Kemiklerimde de çok var belden aşağı. Dolayısıyla ben bir taraftan bir tarafa dönerken mutlaka uyanırım. Yani uykunun içinde hiç ben dönemem. Şu ağrılı olduğu için o ağrılardan dolayı uyandırıyor beni mesela. Kimisi de uyku içinde de döner, döndüğünü de fark etmez. Kimisi yataktan düşer haber olmaz, kimisi minderden düşer, kimisi efendim cama kadar gider, oradan nutuk atar geri gelir. Uyur gezerler de var. Gidiyor kapıdan çıkmış yürüyen de var. Uyuyor.
Evet. Allah muhafaza etsin. Allah şifa afiyet ver. Onlar çok sıkıntılı bir şey ya. Çok büyük hastalık o. Uyur gezerlik acayip bir hastalık. Elhamdülillah ben uykuda bile tam dalamıyorum yani. Çıt çıktı uyanıyorum. Onun için öyle uyur gezerliğim yok. Sağdan sola, soldan sağa. Bir yandan bir yanına döndüğün zaman ve zekerallahu teala ne yapacak? Allah'ı zikrederse. Ya hoca efendim ben zaten hiç uyanmıyorum ki nerede zikredeceğim ya? İşte bak kardeş, zikir senin içine işlese sağdan sola dönerken bile ağzına Allah gelir. Sübhanallah gelir. La ilahe illallah gelir. Ama sen zaten uyanıkken zikretmiyorsun ki uyku arasında zikredesin. Aşığın fikri neyse zikri olur. Sen yine gündüz ne sayıklıyorsan artık arabayı mı sayıklıyorsun, motoru mu sayıklıyorsun, cep telefonunu mu sayıklıyorsun? Efendim sen ne yaparsın? Uykuda bile dinleseler onu sayıklarsın. Ama Allah'ı zikredesin. Aşık Kutlu Hoca Efendi var. Of'un Çufarıksa köyünden. Hemen eski isimlerini biliyorum. Yeni isimlerini de söylüyorlar da unutuyorum. Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri'nin de hocasıdır. Allah rahmet etsin. Ben de çocukken kendisini görmüştüm. Hafız-ı Kurra, Haseki'de eğitim verirdi bütün müftülere, vaizlere. Yani kıraatta üstad. Allah adamı mübarek. Benim hafızlık hocam, eski Kefevi Camisi'nin imamı Mustafa Kılıç Hoca Efendi. Allah selamet versin. O 80 yaşını geçti, o yaşıyor. O naklederdi. Hoca Efendi ile diyor, onun da hocası Aşık Kutlu Hoca Efendi. Hoca Efendi ile diyor, bayağı seneler kalmış yanında yatmışlar aynı odada falan. Yahu diyor, yaz, kış, uzun gece, kısa gece fark etmez. 15 dakika geçmez diyor. Bak ben buna öyle bir şaşırdım kaldım ama mümkün değil. Kimsede de rastlamadım. Kendim de zaten beceremiyorum. 15 dakika geçmez diyor sağından soluna dönerken. Uykuda. Dönerken veya durup sırt üstü yatarken veya sağında yatarken. 15 dakika diyor ya saate bak diyor. Uyuma diyor bir gece uyuma nöbet bak öbür gece de öbürü beklesin. 15 dakika geçmez diyor. Uykunun içinde. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Ya bizim 15 saatte bir eşhedü dediğimiz yok ya. Ramazan'da kelime-i şehadeti çoğaltın. 4 gazeteti çoğaltın. Hadis okuduk size. İkisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. Şehadeti çoğaltın, istiğfarı çoğaltın. Buyurun okuyalım. Ne yapalım? Zorla hayır hayırdır. Ben sizi okutturuyorum ara sıra böyle. Mecburen sevaptır. Okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bir de kelime-i tevhid okuyalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'ım çok okumayı, sık okumayı, inanarak okumayı, ihlasla okumayı, tekrar tekrar okumayı, son nefeste de okuyabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Bu çok önemli bir mesele. 15 dakika geçmezmiş mübarek bir kelime-i şehadet okurmuş. Ya uykuda 15 dakikada bir ben şaşırttım ya. Ya benim hocam da çok ciddi bir adam. Böyle hurafe konuşmaz, yalan bir şey konuşmaz. Yani adam çok ciddi, mübarek bir zat. Bembeyaz sakallı nur gibi adam. Hafız-ı Kurra o da. O naklediyor hocasından yani. Bizim Mahmud Efendi Hazretleri'nin de hocası olan Aşık Kutlu Efendi'nin 15 dakikada bir ya. İşte öyle adamlardan da böyle hocalar çıkmış. Bizim gibilerden de ne çıkar işte? Bizim gibi hocalar adam okutsa adam hiç. Yani hocanın ihlasının da ne kadar önemi var. Yetiştirdiği talebe de ne kadar mübarek oluyor. Bu zikir çok önemli. Özellikle Bukhari'de şöyle var. Men te'arra minel leyli, bir adam gece vakti uyansa, illa yataktan kalkması şart değil, yatakta dönerken sağa sola veya oturdu biraz. Fekale dese, la ilahe illallah vehdehu la şerike leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve alâ kulli şeyin kadir, elhamdülillah ve subhanallah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya bu aklımda kalmaz diyorsunuz ama bunları ben yazdım da. Şimdi hangi dergide bir sayısında da yazdım. Tabii sayı olarak, ay olarak aklımda kalmaz. Aramak lazım. Bukhari'de var bu hadis-i şerif. Bir insan, bu çok önemli bir acayip bir dua. Uyku arasında uyanır uyanmaz bu zikri söylerse, ondan sonra herhangi bir şey isterse, abdesti mabdesti yok ha, yatakta, yani uyumuş uyanmış. Orada ne dua yaparsa bu zikir, ama şu mesele var. Zikir adama o kadar yerleşecek, kalbine işleyecek ki uyanır uyanmaz bu zikri yapabilsin. Çünkü unutuyorsun. Ben bunu yapabileyim diye var ya,
Aylarca böyle uyanıyorum başka bir şey. Uyanıyorum başka. Bir de bakıyorum 10 dakika geçmiş, 5 dakika geçmiş, sabah namaza kalkmışım. Ya gece yine uyandım. Bak yine ben bunu okuyamadım. Unutuyorsun, unutuyorsun. Zikir sana yer etmeli. Kalbine işlemeli, diline işlemeli. Dilden kalbe inmeli. Buna gayret edin bakalım. Bir deneyin bakalım. Uyandığınızda çoğunuz unutacaksınız. Ama inada bindirin işi. Yazmadan not alın, böyle bakın, okuyun, okuyun, okuyun. Yatmadan okursan uyanınca aklına geliyor. Yatmadan okursan. Ama sen la ilahe illallah film seyrederek yatarsan kalktığında la ilahe illallah vahdehu la şerike le demek nasip olmaz. Zikir üzere yatarsak en büyük ibadetlerden biri zikir üzere uyumaktır. Aklımıza gelecek. Bu öyle bir acayip dua ki bunu diyor uyanır uyanmaz. Entaharra minelleyl. Gece uykuda, uyku arasında bu. Tam kalkınca değil. Gece uyku arasında yatakta bir yandan bir yana dönerken veya neyse. Bir anda uyanır da bu duayı okursa. La ilahe illallah vehdehu la şerike lehul mülkü ve lehul hamdü. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Elhamdülillah ve subhanallah. Ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. El ali lazım da olabilir, olmayabilir. Bu zikri yaparsa diyor, fe indaa üstecibelu. Eğer diyor bunun peşine ne isterse istesin anında kabul olur. Bana bu yani birkaç kereler nasip oldu uyku arasında bunu diyebildim mesela. Peşine istedim otomatik çıktı. Ben denedim. Eğer diyor uykusu kaçar da kalkarsa ev tevazza abdest alırsa kubilet salatu namazı kabul olur. Şimdi sen gece kalktın teheccüd kıldın veya sabah namazına gittin. Kabul olunduğuna garantin var mı? Yok. Ama uyandığında bu dua ile uyanırsa diyor o gün o gece kılacağı teheccüd sabah namazı kabul olunduğuna garanti var. Abdest alırsa namazı kabul diyor. Bak namaz kabul diyor kesin. Ya da mesela biraz daha uyuyacak. Yani uyanma zamanı değil. O arada bu zikri yaptı. Peşine dua edecek. Ne isterse kabul. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemize zikir uyanıklığı nasip eylesin. Kendi zikrini içimize dışımıza yerleştirsin. Kalplerimizi zikriyle tatmin eylesin. Teskin eylesin. Nefislerimizi tezkiye eylesin. Kalplerimizi tasfiye eylesin. Arındırsın, temizlesin. Ondan sonra uyanır uyanmaz ağzımıza, dilimize zikrini getirsin. Zikrini geçirsin. Bir diyor Ramazan ayında bir Müslüman uyanır da bir yandan bir yana dönerken Allah'ı zikrederse bu tabii sadece Sübhanallah dese de zikirdir. Bu genel. O demin dediğim duası kabul olunmak için. Bu genel. Sadece la ilahe illallah dese, sadece elhamdülillah dese, bu hepsi zikirdir. Bir tanesini bile dese tamam zikirdir. Yekulülül melek, melek ona der ki Ramazan ayının özel görevli melekleri var. Kum barakallahu fik ve rahimekallah. Kalk der, Allah sana hayır versin. Allah sana bereket versin. Allah sana rahmet etsin. Allah sana acısın. Lan melekten dua alırsan senin için ters gider mi? Ondan sonra kalkıyor zikirsiz, şükürsüz, abdestsiz, gözlerini ovuşturuyor, kavuşturuyor. Ondan sonra çıkıyor, geliyor dükkanda iş yok, miş yok, çek döndü, senet döndü. Sinirleniyor, akşam geliyor, bu ne biçim iştir ya? Hanımına bağırıyor, çocuğuna bağırıyor. İbadet huzuru yok, zikir zevki yok, tat yok ağzında yok, kalbinde huzur yok. İşim ters gidiyorsa, melekten dua almak başka, şeytandan gaz gelmek başka. Şeytan sana gaz veriyor, yürü, devam et. Nereye kadar? Cehenneme kadar. Şeytan seni nereye götürür? Zikretme diyor sana, Allah deme diyor sana, abdest alma diyor, namaz kılma diyor. Sen niye dinliyorsun şeytanı ya? Sen duymuyor musun bu sözleri, görmüyor musun bu işleri? Melek de geliyor, şeytan da geliyor. Yatarken de geliyor, kalkarken de geliyor. Hadis-i şerif. Yatarken bir melek bir şeytan gelir. Hepimize. Ya bazı böyle öyle uykusuz yatıyorum. Ya diyorum bir Sübhanallah. Belki ölürsün diyorum. Bir la ilahe illallah de diyorum. Öyle uydum. Çok aşırı da yorgun geliyorum. Ya valla kerpeten lazım ağzımı açmak için. Bir la ilahe illallah diyorum. Bak diyorum. Mücadeleyi kazanıyorum. Yani doğruyu konuşayım şimdi. Kazanıyorum. Allah'ın izniyle kazanıyorum. Yani o kadar ağır uykusuz olsam yattığım anda yahu diyorum belki son nefesindir ölürsün uyanamazsın kalkamazsın. Son kelamın la ilahe illallah olsun. Men kâne ahiru kelami la ilahe illallah. Degalel cennet, son sözü kelime-i tevhid nasip olan cennete girdi. O hadis hep aklıma geliyor. Diyorum belki ölür gidersin. Kim bilir son sözün ne oldu? Kime ne çattın? Çocuğa mı bir şey söyledin de yattın? Son söz la ilahe illallah diyorum. Ya o arada ya zaten dede uyu ya. Yarım dakika tutmaz. Söyle uyu. 5 dakika düşünüyorum ya hindi gibi ya. Ağzımı açayım mı açmayayım mı? Böyle sersem sersem.
Lan ne cihat be? Bu nefisle cihat ne cihat ya? Raci'na minel cihadil esgari ilel cihadil ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk muharebesinden dönüyor. 1000 kilometre yol, yazın sıcağı, sıkıntı, milletin canı çıktı. Dönüyorlar Medine'ye, 1000 kilometre gitmişler, geliyorlar. En sıcak zaman. Tam Medine'ye yaklaştılar, buyurmasın mı ki? Küçük cihattan büyük cihada döndük. Ya Resulallah, daha büyüğüne mi gideceğiz? Ne var? Yok dedi, daha büyüğü nerede? Evde. Yatakta. Tarlada, hurmanın altında. Daha büyüğüne döndük. Harbe gidersin, küçük cihat. Gelirsin eve, yatarsın, büyük cihat. Nedir o? Mücahedetül abdi hevav. Dediler ya Resulallah, en büyük cihat hangisidir? İnsanın nefsinin arzusuyla cihat etmesi. Ya Rabbi ya Resulallah ya, bir Allah diyene kadar ne kadar zorlanıyor ya. Bazı kere. Uyku ağırlandı mı, o yatsı 11'e yakın olduğu zaman, yazın, yatsı çok geç oluyor. Adam uykulu, gündüzden yorgun, yatsıyı beklemiş. Ya bak, ezan okunuyor. Kalk kıl. O yorgun, uykusuz böyle oturuyor. Reklamlara bakıyor, haberlere bakıyor böyle asalak asalak oturuyor. Saat oluyor 11:30-12, hala yatsıyı kılmak. Ya kalk kılsaydın 10 dakikada biterdi. Kılayım mı, kılmaz da istihare yapacak yani. Çıkarsa kılacak mübarek adam. Allah'ın farzı gelmiş, kafana konmuş, kılmadın 80 sene cehennem. Hazreti Ömer Efendimiz beddua etti. Men name kablel işa. Kim yatsıyı kılmadan uyursa felâ namet aynu, gözüne uyku girmesin. Uykusunda huzur bulmasın. Allah ona rahmet etmesin. Ya bu önemli bir şey. Sen yatsıyı kılmadan niye yatıyorsun? Ya bir de ölürsen? Bir de nefsin şöyle bir numarası var. Gece 2'de falan kalkar kılarım. O kaçırtma numarası. Yani seni kaçırttıracak uykuda. Sen nerede 12'de kılmıyorsun, 2'de kalkıp kılacaksın sen. Kimi kandırıyorsun? Ama nefis seni kandırıyor yani. Çok büyük cihat var. Şeytan dışarıdan, nefis içeriden, böyle adamla uğraşırlar böyle. E peki hoca efendi, nefisten midir, şeytandan mıdır? Ben bunu pek seçemiyorum. Sanki ben çok seçiyorum da. Seçemiyorsan bunun bir şeyi var. Alimlerin tespitleri var, çok güzel. Diyor ki, nefis kör kütük ham halat bir şeydir. Nefis inatçıdır. Nefis hep aynı şeyde ısrar eder. Yani şimdi gece kalktı, uyandın, sabah namazı vakti. Şimdi bazıları da biliyorsunuz, geçen de dedim, ya diyor idrarı darlatmış, gidiyor tuvalete, ışıkları da açmadım diyor. Çünkü ışıkları açarsam şimdi Allah der ki uyandığında niye kılmadın? Ben uyku arasında gittim, işedim, geldim diyecek, anlıyor musun? Işıkları da hiç açmıyor. Üstüne başına çiş edecek, haberi yok. Işığı niye açmıyorsun? Yani uyandım olmasın. Ya ne numaralar ya bu nefis, ne numaralar. Yani Allah'a karşı numara öğretiyor ona. Diyor ki şimdi ışığı açarsan diyor uyandı gibi olur diyor. Melekler görür falan. Ama melekler neyi görmeyecek? Melekler görmüyor mu seni? Kalktın gidiyorsun geliyorsun. Sağına soluna yazacak. Tuvalette oturuyorsun, kalkıyorsun, geliyorsun, yatıyorsun. Ama ışık açılmayınca diyor melek görmüyor. Sanki melek senin lambaya bağlı. Floresan yanmazsa meleklerin gözü görmüyor. Adam resmen dedi ya. Ya diyor kalktım diyor ışığı açmadan gittim, işimi gördüm, geldim, yattım diyor. Sabahta kalktım diyor, kıldım diyor. Uyanamadım gece, uyanamadım. Ne uyanamadın, kalktın. Bir de şu var. Şimdi sabah namazının vakti girmiş mi girmemiş bir meselesi var uyandığında. Vakit girmişse yatmadan kılması lazım. Çünkü bir daha yatarsa kalkamayabilir. Saate bakmıyor beyefendi. Saate bakmıyor. Nasıl olsa hava karanlık. Lüzum da yok. Perdeyi kapatmış zaten. Güneş mi doğmuş, gün mü çıkmış. Fark etmez. Ya karanlık yani, ben gittim yattım. Saate de bakmıyor. Neden? Bir de bakarsa saate, saat 4:20 geçiyor. İmsak olmuş. Sabah namazı vakti girmiş. 4:15 geçiyoruz. Vakit girmiş mesela. Hiç onu görmemek için. Şimdi nefis ne yapar? Kalktın şimdi. Nefis der ki, kılma. Sen der ki, kılma olur mu ya? Cehennemde 80 sene yanacak mıyım ya? Kılacağım. Nefis der ki, çok sıcak ya, bunalırsın. Der sen, kılacağım ya, sen deli misin, divane misin? Bu sefer der ki, soğuk var. Yok kılacağım der ki, ya sular akmıyor. Ya ibrikten doldururuz şeyden. Yok efendim, sıcak su yok. Soğuk su yok. Hele bir de gusül icap ettiyse yan gel yat aşağı. Efendim sıcak su yok da dedim, soğukta donacaksın ya. Efendim donarsam donacağım. Suyunu ısıtsaydın önceden. Şimdi zaten pek sıcak su sorunu yok bu. Doğalgazlar, kombiler, mombiler çıktı. Ondan sonra tüp bitmiş. Eyvah tüp bitti. Ya ne numara yapıyorsun? Tüp bittiyse sen bunu önceden niye hazırlamıyorsun? Sabah namazına su lazım.
Sen niye hazırlamıyorsun? Şuradan şuraya gideceksin, iki tane bavul hazırlıyorsun kaç gün önce. Sen niye hazırlamıyorsun abdestine, namazına lazım olan şeyler? Şimdi gerçi tüp bitmişleri de biraz kalmadı. Belki köylerde, kentlerde, bazı yerlerde olur. Merkezlerde çok yok çünkü doğalgaz. Ondan sonra seni kıldırmamak için uğraşır, uğraşır, uğraşır. Nefis. Efendim, ya biraz daha yat kalkarsın. Ya ben yatarsam kalkamam. Ey nefis, ben şimdi kılacağım. 10 dakika düşünüyor biliyor musun? Yoksa abdesti de almıştı, namazı da kılmıştı. Ona öyle bir şey söylüyor, o bir şey söylüyor. Cihat bu, cihat, harp. Siz bu harbi yaşıyor musunuz? Vallahi hoca evvel biz hiç yaşamıyoruz. Neden? Adam biri gelmiş ya, herifin birine, Laz'ın birine yumruğu koymuş da yatırmış yere, nece Galata Köprüsü'nde mi olmuş? Bir yerde anlatıyorlardı böyle, eski bir mesele bu. Ondan sonra o da diyormuş ona, yahu sen diyormuş güçlü kuvvetli adamsın diyormuş, sen nasıl buna bir cevap veremedin? Arkadaşı da kaz veriyor buna, nasıl yumruğu yedin? O da demiş ki, kardeşim vuracaktım ama dikine duramıyorum demiş. Yani herif öyle bir yumruk salladı ki bana diyor. Ayağa kalkamıyorum ki, kalksam vuracağım diyor. Dikine duramıyorum diyor. Şimdi senin bu cihatlardan haberin var mı? Adam diyor, hoca efendim valla bende sifte yok. Niçin? Ben hiç namaz kılmayı düşünmedim ki cihat olsun yani hiç. E şimdi adam namaz kılacağım demezse, kendi kendine bunu düşünmezse, bunun fikrine, azmine girmezse, nefis de ona kılma diye bahane sunmaz ki. Adam zaten dikine duramıyor yani. O bitti. O yatmış, yan gelmiş. Ben şimdi namaz kılanların cihadından bahsediyorum. Zaten kılmayanın da böyle bir cihat söz konusu değil. İlla kıldırmamak için biraz yat kalkarsın. 20 dakika uyu daha var. Güneşe bir saat var. Yarım saat uyu. Ya yarım saat uyu, kalk yetişir namaz. Ama uyanamazsın işte. Mesele o. Kıl. Nefis böyle yapar. Şeytan ne yapar? Şeytan böyle yapmaz. Şimdi şeytan ne kadar becerebilirsem. Bakar şimdi şeytanın o hileleri çoktu. Der ki namaz kılma. Adam der ki kılacağım. Adam kılacağım dediği zaman adam bu sefer der ki hem de camiye gideceğim. Cemaat, şeytanın çok zoruna gider. Çünkü kar artıyor, adamın karı artıyor. Adam bu sefer der ki şimdi o kılma diye tutturmaz. Nefis hep kılma diye tutturur. Şeytan kılma diye tutturmaz. Madem kılacaksın, camide çok geç kalır, bir saat geçiyor, kıl yat, işe gideceksin, biraz dinlen. Şeytan öyle yapar. Camiye gitme der, evde kıl. Şeytan ondan sonra mesela kılacağım der, kılacağım deyince der ki, yani elbisenin falan pijamayla kıl. İki saat soyun, giyin, çok vakit geçer, uykun kaçar. Zaten bazıları abdest alırken gözünün içine tam suyu bile sokmuyor yani, uykum kaçmasın diye. Öyle mi abdest olur mu? Pijamayla, yok ya pijamayla olur mu ya, elbiseleri mi giyeceğim? Elbise, o zaman efendim camiye gitme. Yok ben, adam diyor ben camiye gideceğim. Ya o zaman en arka safa kılarsın, sona doğru yetişirsin. Yok ya ben herkesten önce gideceğim, sevabı var, birinci safta kılacağım. Oho, şeytan bu sefer ne yapar biliyor musun? En sonunda adama bir geçirir, der ki bak herkes der uyuyorken sen camiye gidiyorsun, ne mübarek adamsın. Senden iyisi yok der, bir kibir. Bir adam da kendini beğendi. Bir de bakar ki her yerde ışıklar kapalı. Hakikaten ya ben mi kaldım Müslüman? Ne bozuk millet bunlar ya. İçine böyle bir şeyler gelmeye başlar. Cüneydi Bağdadi Hazretleri bir müridiyle bayram sabahı gece teheccüde kalkmış gidiyor. Müridi yanından baktı, etrafta ışık yok. Kandil yanıyor o zaman evler. Dedi ki efendi hazretleri ne var? Ne gafil adamlar bunlar. Hepsi uyuyor diye teheccüde kalkmıyor. Millet sabah namazında kalkıyor da kimisi teheccüde kalkmıyormuş o zaman. Şimdi zaten sabah namazında da kalkan yok. Cüneydi Bağdadi Hazretleri buyurdu ki ona, evladım keşke sen de yatsaydın da bu lafı konuşmasaydın. Niye? Kendini büyük gördün, insanlara akır gördün, kibre girdin, ucube girdin, kendini beğendin. İşte şeytan daldan dala atlar. Bir yerden deldirecek. Oradan delemedi, buradan delemedi, buradan. Ondan sonra da der ki, ya der, madem camiye geldin, şey yaptın, kenar saflarda durma, bu sefer de seni kimse görmez geldiğini. Sonra millet gelecek, sen en safa geç. İmamın arkasını herkes görsün. Ondan sonra bir de rahat kıl. Bir de ağır kıl böyle, bütün millet baksın. Ey mübarek, ne tadil erkana riayet ediyor falan desinler. Yani seni illa bir taraftan bozar. Allah'ım nefsü şeytanı şerrinden muhafaza eylesin. Niçin bu imtihanlar var? İmtihan olmasa dünya beş kuruş etmez. İmtihan olmasa herkes cennete gider. İmtihan olmasa takva sahibiyle takva fasık ayrılmaz. Veliler, efendim, fasıklar ayrılmaz. Allah cümlemize takva şuuru ihsan eylesin. Şeytanın hilelerine karşı bizi agah ve uyanık eylesin. Hile çok. Evet. Ama
İslam'ı bilirsen, sohbetleri dinlersen Allah onun hilesini zayıf eder. İnne keyde şeytani kâne zayıfa. Şeytanın hilesi çok zayıftır diyor. Bir taraftan böyle uyanık, bir taraftan da Allah ne buyuruyor? Şeytanın hilesi zayıftır. Evliyaullah'tan birisi mübarek bir gece, bir de Yahya Aleyhisselam'ın kıssası var. Yahya Aleyhisselam şeytanla görüştü, peygamberler görüşüyordu. Bir gün şeytanı görünce dedi ki, İblis dedi, hazır görüşmüşken bir şey sorayım, ne var dedi. Herkese bir oyun ettin dedi. Herkese bir taraftan torbasını deldirdin dedi. Bana da bir oyun ettin dedi, ne olur söyle. Ben belki anlamamışımdır dedi. Yahya Aleyhisselam, İblis dedi ki, ya sen Allah'ın peygamberisin, peygamberler masumdur, ben sana dokunamam biliyorsun. Ya belki de bir şey yapmışsındır dedi. Yapmadım, etmedim, ısrar edince dedi ki, bir kere dedi arpa ekmeği yiyordun dedi. Biraz iştah verdim de dedi, ekmeği biraz fazla kaçırttırdım dedi. Teheccüd namazını dedi, kılıyordun, kalkıyordun dedi, biraz geç kaldırdım dedi seni. Yani tokluk biraz fazla yemek insana uykuyu arttırır. Çünkü yemek su getirir, su isteği getirir. Su isteği de beyne buharlar. Uyku zaten beyne yükselen, mideden beyne yükselen buharların ağırlaşması nedeniyle buhar kesafeti ve yoğunluğu nedeniyle beyni kaplaması. Hani yaylaları duman kaplıyor ya, bir de gidiyorsun dumanlar geliyor. İşte öyle çok yediğin zaman aşağıdan doğru su içiyorsun, çok su içmek. Uykuyu artıran şeyin ekserisi çok su içmektir. Su içerisen çok uyur. Ondan sonra beynine duman çok çıkar. Beyne ağırlık gelir, uyku hali gelir. Yani dedi arpa ekmeğini biraz fazla kaçırttım, teheccüdü biraz geçe kaldırdım sana kaçırttım. Az bir saat kaçırttım yani. Yahya Aleyhisselam dedi, vay anasın hakikaten öyle bir gece oldu dedi, biraz geç kalktım dedi. Hatırlayınca dedi ki, vallahi bir daha karnımı doyurursam dedi. Bir daha yemeği kaçırırsam dedi, yemin et. İblis de baktı, oradan giriyordu ona. Bu sefer başka bir damar da bulamayacak Allah'ın peygamberine dedi. Vallahi ben de bir daha bir Ademoğluna doğruyu konuşursam dedi. Şeytan da baktı ki mesleğinden olacak yani çünkü. Doğruyu söylüyor, adam oradan tedbir alıyor. Acayip bir oyunbaz. Adama teheccüdü kaçırttırdı. Evliya Allah'tan birine sabah namazda kaçırttırdı. Uyudu adam, uyumak mazeret, uyanamadı. Mübarek kalktı, ağladı. Bizde var mı öyle bir şey? Ara sıra sabah namazını kaçıran var. Teheccüdü değil, sabah namazını kaçıran çok. Peki kalktığın zaman ağlıyor musun? Yok. Üzülüyor musun? Nasıl Allah'ım bana secde emretti, güneş doğdu da ben secde etmedim Allah'ım? Nerede üzülen? Çok az üzülen var. Ama ne olacak canım, kazası var. Hani bir de laf var. Yemek buldun giriş. Yemeğin kazası olmaz, namazın kazası olur. Bu da acayip bir laf ha. Yemeğin kazası olmaz olur mu? Her taraf yemek dolu istediğin vakit var. Esas namaz, güneş doğdu mu sabah namazı gitti. Ne olacak senin halin? Battın azaplara. Mübarek öyle bir üzülmüş, öyle bir ağlamış. Neyse ertesi gece biraz yatmış, tetikte yatıyor böyle. Onlar tabii ömründe hayatında bir kere iki kere kaçırırlarsa. Bizim gibi böyle ömründe iki kere falan kılarlarsa değil yani. Onlar iki kere kaçırırlarsa. Ondan sonra ertesi gece bak tak 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 kapı çalıyor. Bir de bakmış iblis. Şekle bürünüyor, görünüyor bazı veliler falan görürler. Ne oldu demiş. Namaza kalk, namaza kalk demiş. Lan Allah'ın iblisi demiş. Sen adamı namaza kaldırır mıydın? E demiş dün uyuttum da ne oldu demiş. Namazı kaçırttırdım demiş. Bir üzüldüm, bir ağladın. Allah senin üzüntünden dolayı kılmıştan fazla sevap yazdı demiş. Bari kalk vaktinde kıl da demiş. Sevabın az olsun. Görüyor musun şeytanın işleri? İşte onun için sana söylüyorum bu şeriatın efendim tayin ettiği bu ayetlerle, hadislerle, ilimlerle ışığı altında bunların muhaciyesinde bu işi bir değerlendirirsen bu oyunları öyle bir çözersin ki şeytanın oyunlarını, nefsin oyunlarını hadis-i şeriflerde beyan etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama nerede? Dikine duramıyorum ki demiş. Biz bu cihatları yapmak için, bu harbi kazanmak için mihrap, camilerde mihrap, harp alanı, harp yeri. İmam da orada durduğu zaman harp var. Ne diyecek nefis şeytan? Şunu düşün, bunu düşün. İmam ne yapacak? Reddedecek o fikirleri, Allah'a düşünecek, milletle Allah arasında sefirlik, elçilik yapacak değil mi? Nerede? Nerede öyle imam? Mihrapta harp yapacak şeytanla, nefisle. Bizim de namaz kıldığımız evimizde seccade serip yöneldiğimiz kıble ciheti, bizim de mihrabımız. Allah bu cihatta bizi muvaffak eylesin, başarılı eylesin. Evet, şimdi Ramazan'ın özelliklerinden
Bir kul yandan yana dönerken uyku arasında Allah'ı zikredebilirse, kurban olduğum Allah'ım zikrini bize işlet ya Rabbi. Ağzımızdan ya Rabbi ayılsak zikrettir, bayılsak zikrettir. İlk sözümüz zikir olsun, son sözümüz zikir olsun. Mübarek Ramazan hürmetine, şu mübarek son geceye yaklaşıyoruz. Azat ettiğin, beraat verdiğin dostların kulların hürmetine ya Rabbi. Bizi zikirden mahrum etme ya Rabbi. Hep uyurken son sözümüz zikirle uyut bizi. Kalktığımızda ilk sözümüz zikir eyle ya Rabbi. Bir şeytan bir melek gelir dedim, oradan buralara geçtim. Yatarken. Şeytan der ihtim bir şer, şerle bitir. Yani defter kapanıyor yatıyorsun ya. Şerle bitir, kapat dosyayı şerle. Neyle? Bir film daha seyret, seyrederken gidersin. Bir dizi daha izle. Bir müzik, şarkı, pop, mop. Ondan sonra dinlerken pat gidersin. Efendim ne olursun bu sefer? Şerle bitirirsin. Namazsız bitirirsin. Melek de diyor ki adama, içine geliyor o anda. İlham geliyor. İhtim bir hayır. Bak defter kapanıyor. Bir günlük dosya Allah'a arz edilecek. Sonu hayır olsun. Çünkü Allah Teala meleklerine buyuruyor ki, kulumun amel defterinin günlük, haftalık, aylık, yıllık bir başına bakın, bir sonuna bakın. Başı sonunda hayır görürseniz aradaki şerleri silin. Böyle de bir temizlik var ha. Onun için şeytan o noktaya çok hassas duruyor. Neden? O kadar günah yaptırdım, hepsi boşa gitmesin diye. Uğraşmış, uğraşmış, sana bir şeyler yaptırmış ya. Sen sonunda iyi bağladın mı defterin sonunu? Şeytan rezil olacak arada. Kafasına taşlar saçıyor, kumlar serpiyor. Boşuna gitti yaptıklarım diye. Ne düşmanımız var, baba düşmanımız ya. Ama ortada görünüyor, alenen bizle uğraşıyor ya. Oynuyor bizle, misket oynar gibi oynuyor yani. Allah'a sığınmak lazım. Ben şeytanla baş ederim, yenerim, menerim dememek lazım. Adamın biri diyormuş, neymiş şeytan millete saptırıyormuş. Gelsin de beni saptırsın bakalım. Kimmiş, neymiş, beni saptıramaz sana. Şeytan da yine insan suretine girmiş. Gelmiş ona. Demiş ki, sen mi diyorsun ki şeytan beni saptıramaz falan? Nasıl saptıracak demiş ya. Ben akıllı başında adamım benimle. Demiş ki bak şimdi ben seni burada saptıramam demiş. Ben şeytanım ama şuraya kadar gideceğiz. Orada bak sana ne edeceğim. O da düşmüş peşte gidiyor. Şeytan dönmüş demiş. Herkesi iple çekiyorum. Sen ipsiz geliyorsun ya demiş. Yani şeytana meydan okumakla olmaz. Şeytana meydan dayağı atmakla olmaz. Şeytan ne yapacaksın? Şeytana dayak sabah namazına cemaate gittin mi feci bir dayak attın. Hışır ettin, haşat oldun. Öbür türlü şeytanı bulsam da bir dövsem. Ne manası var? O da sana öyle bir oyun eder ki sonra, he? Evliya Allah'tan bir ibadet ederken tavanın üstünde şeytan yanına atlamış. O da buna vay iblis demiş, bir vurmuş, yere at. Yıllar geçmiş. O zat demiş şeytanı dövdüm. Ondan sonra bir de bir gün bir ırmağın oradan geçecek, dere sığ mıdır, derin midir mübarek onu seçemiyor. Tabii içine girmeden de anlaşılmıyor bazı su böyle bulanık. Dibi görünmez. Oradan yaşlı bir ihtiyar gelmiş. Paçalarını sıvamış dizine kadar gide 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 dizine göz göbeğine falan derken ne yapmış? Efendim dereyi geçmiş. Bu zat da mübarek zannetmiş ki bu yaşlı geçtiğine göre ben de geçerim. Halbuki o şeytan numaradan işte göbeğine kadar getiriyor suyu. Öyle insan şeklinde. Bu zat da giriyor bakmış ki boğazına kadar gelmiş. Boğulacak. Ya kimdi bu adam beni kandırdı? Onu görünce ben de geçerim zannetmiş. Bakmış oradan bağırıyor. Dahi vurur musun? Hadi bir daha vur diyor. Yani ben adama diyor vurana hemen vurmam diyor. Ben bir zamanını kollarım adama öyle bir oyun yaparım ki Allah şerrinden muhafaza eylesin. Şeytan Allah'ın köpeğidir. Şeytanla biz uğraşamayız. Şimdi sahibinin köpeğiyle sahibi uğraşır. Yani ne demek? Koca köpekler sana saldırıyor. Sen onlarla uğraşayım dersen her yerini ısırırlar. Ama sahibine sığınırsan, ya çek şunları üzerimden ona şşt der, sahibini dinler, seni beni dinlemez. Onun için euzü billahi mineşşeytanirracim. Şeytandan kime sığınırım? Allah'a sığınırım. Yok ben baş ederim dediğin anda yedi seni. Ya Rabbi sana sığındım, çek bunu benden üzerimden defet dediğin zaman da bir kere Kars'ta gittik Ebu Hasan Karkani ziyarete. Gecenin yarısı. O zaman da terör zamanlar. Benzinciye gittik, abdest alacağız. Biraz ileride park ettik, araba çektik. Benzinci de tabii korkmuş ki teröristler mi bastı? Hani benzin almıyoruz ya, ileride park ettik o abdest tuvalet yerin. Işıkları bir kapattı, köpekleri bir saldı. Manda gibi köpekler. Ha böyle geldiler arabanın yanına. Bakıyorum ha böyle inemiyorum, namaz geçse ne yapacağız? Bir tane Hacı dede vardı, Allah selamet versin. O da indi tuvalette kaldı adam, o da çıkamıyor. Köpekler ya kaldık orada ya. Neyse bir tane camı biraz açtık kenardan. Hey kardeşim biz eşkıya değiliz, bir şey değiliz, abdest alıyoruz. Çek şu köpekler.
Adam açtı ışıkları, pişt dedi. Bütün köpekler gitti. Bu kadar basit. Şeytandan sığınmak, euzu billah çekeceksin. Kendi kendine bu işler olmaz. İşte meleklerin duasını almak için inşallah yarınki derste bu hadis-i şerifi devam edeyim. Şimdi iftar saati de yakınlaşıyor. Allah Teala cümlemizi şeytanın şerrinden muhafaza eylesin. Nefsin şerrinden emin eylesin. Rabbim cümlemize fazl-ı keremiyle şu mübarek Ramazan'ın sonunda beraatlerimizi ihsan eylesin. O 29. geceye giriyoruz. Geçen her gece 1 milyon azatlı oldu. İftar sofrasında 29. gece baştan sona kadar toptan azat var. İnşallah biz de o beraati alanlardan oluruz. Rabbim kabul eylesin.